Evet, şimdi Harmanlı Köyü meydanındayız arkadaşlar. Meydanın içerisinden köyü şöyle bir yeryüzünden dolaşarak sizlere göstermeye çalışacağız. Köyde ciddi manada yıkım olmuş. Bu Ali Kayası. Orası değil burası. Burası Yukarıoba dediğimiz değil mi? Evet, normal. Şu anda Yukarıoba dediğimiz Atatürk sünnetinin bulunduğu yer olan Yukarıoba'dayız şu anda. Evet, şu an Yukarıoba mevkiindeyiz. Yani Doğu Anadolu fay hattının devamı olan Ali Kayası haritadan baktığım zaman buraya yakın. Aşağıda kaldı. Evet, o biraz aşağıda kaldı. O fay da yine Harmanlı bölgesinden başlayıp Türkoğlu'na doğru kadar uzanan 90 kilometre uzunluğunda bir fay hattı. Zaten o fay hattı ciddi manada bölgede yıkıma neden olmuş. Harmanlı köyünde yaklaşık 40-50 arası hayatını kaybeden insan var. Çok sayıda yıkılmış ev var. Gördüğünüz üzere. Özellikle Harmanlı'nın bu Yukarıoba diye ifade etmiş olduğumuz bu kesimde yapı stoku bakımından yılların birikimiyle oluşmuş bir yapı stoku var. Hani yenilenme yapılmamış. Söyleyeceklerim belki bir tahmini bir rakam gibi gelebilir ama yani bölgedeki bu biraz önceki Atatürk heykelinin oradaki binaların ortalama yaşları en az 60 ile 80 yıl arasında geçmişleri olan binalar. Bu da tabii Harmanlı'daki yıkımın şiddetini, fiziksel görüntüsel şiddetini çok fazla derecede arttırdı. Vefat eden insanların ciddi bir kısmı buradaki bu enkazların içerisinde kaldı. 86 depreminden sonra yapılmış olan afet evleri ifade ettiğimiz bölümler oralarda herhangi bir şekilde bir ciddi manada bir sorun yoktur. Şimdi Yukarıoba'daki mevkiindeki işte halkın yaşadığı Kocaeli bölgesinden gelen yardımlarla yapılmış olan konteyner kentin içerisine geçiyoruz. Buradaki yapı stoku gördüğün gibi hepsi ahşap. Ahşapla beraber birleştirilmiş kerpiç yapılar. Şimdi araba nereye kadar gidecek gitmeyecek bilmiyoruz ama sadece arabayla hareket edebildiğimiz yere kadar hareket etmeye çalışıyoruz. Yapıların hepsi işte gün içerisinde günün ihtiyaçlarına göre evlere yapılan ilavelerle binanın ana yapısı korunmuş ama sürekli olarak ona işte günün ve zamanın ihtiyaçlarına göre işte güneş enerjisidir, mutfak dolabıdır vesaire vesaire ekleyerek ortaya çıkmış olan bir yapı stokuyla karşı karşıyayız. Bu da bizi ister istemez böyle bir yıkımın görseliyle karşılaşmamıza sebep olan temel dinamiklerden birisi. Evet, şimdi köyün Atatürk heykelinin arka tarafında bulunan kısmına geldik. Burada çok ciddi manada yıkımlar var. Yıkımlarla beraber yol bizi kapattı. Yolda kapandığı için geri dönmek zorundayız. Burada konteynerler kurulmuş durumda. Tabii şu anda konteynerle ilgili halkın çok ciddi manada talebi de var. Yani bugün 10 Nisan itibariyle söyleyelim. 10 Nisan itibariyle yeniden köye gelmiş olduğu iddia edilen projesi yapılmış bir 15 tane yeni bir konteyner var ama köyün ihtiyacı bu 15 tane konteynerla falan çözülecek gibi değil. İhtiyaç gençlere, çok daha fazla. Şimdi burada konteynerların yapıldığı yerde köyden vatandaşlarla konuştuk. Tabi kameraya çıkmak isteyen oluyor, istemeyen oluyor. O yüzden tabi kimseyi zorlamıyoruz. Yani insanların anlattığı şeyler 42 tane can kaybının olduğu, 178 tane evin yıkıldığı, yardımlar çok fazla geldi diyorlar. Artık yardım fazla göndermeyin diyorlar. İnsanlar yeteri kadar yardım aldı diyorlar ama tabii bizim de burada gördüğümüz kadarıyla büyük bir ihtimal buradaki insanların da beklentisi bir an önce bu enkazların kaldırılması ve onun yerine artık yeni yapıların, tabi geçici olarak öncelikle konteyner da, onların yapılması. Burada da yol kapanıyor. Evet, maalesef. Burada da yol kapanıyor. Geri o dönüşü yapıp dönelim. Evet, evet, geldiğimiz yerden dönebiliriz. Siz de bu köydeydiniz değil mi? Ben evet buralıyım. Evet. Yukarıoba mevkiindeyiz. Buradaki sokakları dolaşıp sizlere göstermeye çalışıyoruz. Rehberimiz, ulaşımımızı sağlayan sağ olsun Hakan hocamız. Hakan hocamıza da teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Evet, ne demek. Hem bizi buraya getirdi. Kuzularımız burada ne güzel. Hem bize köyü anlatıyor. Yani köyde hayat resmen durmuş gibi, sessiz, sakin, pek fazla insan da göremiyoruz maalesef. Cıvıl cıvıl hareketli olan bir yerdi burası da. Bir de işte yaşanılan felaketin boyutu insanları bile yaşadıkları yerden dışarıya çıkardı. Evet. Galiba buranın bölge halkı çoğunlukla Mersin'de. Evet, Mersin'de. Yani herkesin Mersin'de bir akrabalık ya da bir daha önce bulunmuşlukla ilgili mutlaka bağlantısı vardır. Şu anda da vatandaşların bir kısmı, büyük bir kısmı başka şehirlerde de olmakla birlikte, ama çoğunluk kısmı Mersin ve efradındaki ilçelerde yakın akrabalarının yanında kalıyorlar ama... Hı hı. Gurbette olan çok var mı hocam? Burada gurbette olan da çok var. Gurbette olan, yurt dışında olan da çok vatandaş var burada. Hı hı. Yazın Harmanlı çok şen şakrak, insanların gülüp oynadığı, mesela şu gazino diye ifade edilen işte belediyenin yanındaki kahve, insanların mesela yaz mevsiminde gelip serinlemek, bir çay kahve içip eşiyle dostuyla sohbet etmek için toplandıkları ortak noktalardan birisi. Ama tabi görüldüğü gibi yıkık, harabe, viran bir şekilde duruyor. Belediye binası, yanımızdaki yer belediye binası. Belediye şu binası, yıkık olan yer de eski belediye binası. Çökmüş herhalde. Çökmüş, evet, belediye binası çökük var. Ve yan tarafta konteynerde hizmet veriyor belediye binası. Evet. Şehrin, yaşanılan bu yerin bu halini gördüğü vakitte insanın geçmişindeki anıları, hatıraları, her şeyin bir anda bir enkaz halinde görükmesi tabii insanı bir halet-i ruhiye bakımından çok ciddi derecede etkiliyor. Fırınımız açık. Evet, fırınımız açık. Fırınımız uzunca bir süredir hizmet veriyor. Yani depremin çok etkilerinin çok kısa bir süresi içerisinde de hizmet vermeye devam etmişti. Hı hı. Şurayı biraz senden özellikle çekmeni rica edeceğim. Burası, evet, şu beyaz kapılı ev mesela, burası benim rahmetli dedemin eviydi. Hı hı. İşte dedemin köydeki lakabı Kınacı Mehmet derlerdi. Evet. Burası bizim için bir ahdi vefa yeriydi. Böyle çocukluğumuzun geçtiği, işte Ahmetlerin, Yılmazların, böyle küçük hepimizin merdivenlerde, süyüklerde oynayıp hoplayıp zıpladığımız yerdi. Ama bugün işte depremin şiddeti, bakın burada bir tane ceviz ağacı vardı. Ceviz ağacını kökünden sökecek derecesinde bir şiddetle bu bölgeyi deprem vurdu. Anılar, geçmiş, yani şu görmüş olduğunuz yapı babamların ifadesiyle 65'te başlanıp işte 1968'de tamamlanmış bir yapı ki hani bu yapı gene köyün içerisindeki en yeni yapılardan birisi. Hani köyün yapı stokunu görebilmek, yani böyle bir depremin arkasından oluşan yıkımın evet. içerisinde bu yapı stokunun da bu şekilde bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet. Tabii ekonomik imkanlardan dolayı herhalde halk yenileyemedi. Doğal yani evet tabii ki bu da bir etkendi. Ya bazen de şu da devreye giriyor Mehmetciğim, hani ekonominin dışındaki ahdi vefa diyelim. Yani aynı yapıya işte geçmişte ki anıları taze tutmak, diri tutmak adına da insanlar evet. belirli miktarda bu tür yapılarda çok fazla müdahil olmadılar, çok fazla müdahalede bulunmadılar. Bir de buradan yukarıya doğru çıkalım. Burası da şu anda jandarma karakoluna doğru çıkan yer. Şimdi biraz da orada dönüşte şeyi gezdirmek istiyorum. Buradaki sağlık ocağını gezdirelim bir de. Bu benim de çocukluğumdan beri hep duyduğum Harmanlı Ortaokulu varmış. Evet. Gölbaşı'nın da birçok böyle Gölbaşı'nda yaşayıp da burada okuyan mezunu da çok olan bir okul. Evet. Şimdi orayı merak ediyorum. Orası şu anda yıkık durumda. Depremden dolayı değil de buranın yıkılması. Şeyden dolayı. Sesimi duyan var mı? Yapılmasından kaynaklı olarak yıkılan bir bina. Buradaki çadırlar yine galiba vatandaşın. Evet, vatandaşın kendi imkanlarıyla belki de oluşturduğu. Kızılay'ın da var. Buralar biraz daha iyi duruyor değil mi? Yani depremin en azından belki darbe almıştır ama hani yıkım etkisi bakımından bu bölge biraz daha iyi duruyor. Yolda burada tıkandı. Yine biz tekrar geri dönelim. Evet. Geçiyor mudur ki? Biz bir deneyelim bakalım ama. Açık. Vallahi çıkacak gibi. Benim halamların evi mesela. bir girelim. Burası da tek bir aile hekiminin görev yaptığı, evet, bir sağlık ocağı yapısı. Hı hı. Aktif mi şu an? Şu anda bu süreç içerisinde, bu süreçten öncesine kadar aktifti ama depremle beraber bina hasarından dolayı şu anda hizmet vermiyor. Burada hizmet vermiyor en azından. Senin bahsettiğin değil ama ilk ortaokul binası burası. Şey binası burası. Evet. Burası ama uzunca bir süredir okul olarak kullanılmayan bir alan. Şimdi köy yaşam merkezi adı altında bir hizmet veriyordu. Bizim şu anda, benim de hani bir dönem eğitim öğretim görmüş olduğum okul yıkıldı. Bu yıkılmayla beraber işte ihalesi yapıldı. Yeniden bir yapılmaya doğru gidiyor. Şu anda buradan giriş vardı ama şu anda giremiyoruz. Bak şu inşaat gördüğümüz alan var ya. Burası o okulun yeni yapılan binanın inşaat süreci burada devam ediyor. Eski okulda zaten aynı yerdeydi. Evet. Şimdi şu içeriye doğru gireceğimiz alan 1986'da sürgü merkezli meydana gelen 6.1 miydi ya da 5.9 şiddetindeki depremle beraber yapılmış olan güney evleri ya da işte afet evleri dediğimiz evler. Bunlar prefabrik yapıda inşa edilmiş yapılardı. Hepsinde çok şükür hiçbirisinde bir sıkıntı yok. Yani buradaki herkes halinden, depremin üzerinde bırakmış olduğu bir fiziksel bir tahribat yaşamadılar burada. Evet. Harmanlı'da 1986 depreminden sonra yapılan afet evleri bölgesindeyiz. Burada Mehmet abiyle bir röportaj yaptık. Mehmet abi bize enteresan bir şey anlattı. Hemen onu dinleyelim. Evet. Değil mi hocam? Depremden sonra enkazdan çıkan ya da dışarıda açıkta kalan insanların barınabilmeleri için afet evlerinin içerisinde işte yazlıkçı olarak kullanılan ya da kendisi dışarıda olan vatandaşlarımızın evlerinin kapıları işte belki gönüllülük esasıyla da haberleştirerek belki de kırılarak dışarıda kalan insanlara barınak olsun diye bunlar kullanıma açılmış. Tabii eminim ki oradaki vatandaşlar da böyle bir durumun haberdar olduktan sonra kendileri de ellerinden gelen gayreti sergilemek adına buna olumlu cevap vereceklerdi ama tabii o günün vahameti, o günün hava koşullarının şiddeti, yaşanan deprem felaketinin büyüklüğü dışarıdan anlatılmasıyla, dinlenilmesiyle tezahür edilemeyecek kadar büyük bir olaydı. Büyük bir, dehşet verici bir andı. Bu vesileyle bu anı yaşamamış uzaktaki insanlar belki bu durumu işte kamu hakkıdır, kişinin mülkiyet hakkıdır gibi düşüncelerle yaklaşabilir ama emin olun Burada öyle bir ortam vardı ki Gölbaşı'nda, ben Gölbaşı'nda yakalandım depreme. Ama devamında Harmanlı'nın da durumuyla ilgili kısa sürede felaketin boyutuyla ilgili bilgi aldık. Yani devamında kimsenin olumsuz bir tepki göstereceğini düşünmüyorum. Bakın hala teller kopmuş vaziyette, enerji nakil hatları kopmuş vaziyette, evet, bir durumda. Her tarafta taş, kaya, heyelan tehlikesinin çok şiddetli olduğu bir dönemden de geçiyoruz. Geçen günler bilim heyetinden bir grup bununla ilgili bir açıklama yaptı. Hani bölgelerinizde dediler artık dikkat edin. Heyelan, kaya düşmesi gibi benzer olayların ortaya çıkma ihtimali geçmişteki herhangi bir zamana göre çok daha fazla olduğunu, bu konuda dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili uyarıda bulunmuştu. Evet. Ki geçtiğimiz günlerde de basından sizler de duymuşsunuzdur. 4 tane öğretmen arkadaşımız Adana Saimbeyli Feke yolu üzerindeki oluşan kaya düşmesi sonucunda 4 tane öğretmen arkadaşımız vefat etti. Deprem sadece oldu bitti, o anla yıkım gerçekleştiği anla biten bir olay değil. Depremin insanların üzerinde bırakmış olduğu psikolojik bir etki, yaşadığın yerin yıkıntılar halinde olmasıyla hissetmiş olduğun travmatik bir an, bunların hepsi birleştiği zaman deprem ve etkileri öyle kısa sürede atılabilecek, toparlanabilecek, hani bir toparlanma süreci uzun olacak bir afet. Bu vesileyle insanların bu noktada sabırlı olmaları, taleplerin elbette ki bir an önce çözülmesini istemek ya da beklemek herkesin hakkı. Ama bunların bir sırayla, bir periyotla gerçekleşeceği bilincinden de uzak yaşamamak gerektiğini düşünüyorum. Olabildiğince insanlar bu noktada birbirlerine maddi, manevi ve özellikle sosyal manada destek olmaları çok çok önemli. Hani bir hatredip telefonunu açmak, telefonla aramak, aranmak, bunlar gerçekten bu süreçte insanın en fazla ihtiyaç duyduğu şeyler. Biraz önce yukarıdaki yaptığımız bir röportajda köylünün birisi işte gıdaların yeterli olduğunu, artık bunların fazla olduğunu söyledi. Evet, bu gerçekten artık bu bölge için ciddi manada bu noktada vatandaşın ihtiyacı gerçekten fazlasıyla görülüyor. Bu noktada vesile olanların, destek olanların hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Bundan sonraki süreçte de herhalde artık yerel yetkililer ya da devletin ilçedeki temsilcileri, kaymakam ve valiler herhalde bununla ilgili bir tedbir alırlar. Esnafın ayağa kalkması, esnafın da ticaretin içerisine dahil olabilmesi adına, yani onlara bir atıyorum her vatandaşa rakamını onlar belirlemek üzere bir esnaf kart vererek hem bu düzensizliği, tırnak içinde kuruyorum düzensizliği, yani ihtiyaca binaen alınmayan erzaktan dolayı düzensizlik diyorum. Hani var olan şeyi tekrar almak gibi durumda kalıyor insanlar. Ama o durumda başka bir ihtiyacı var. Onu kendi imkanlarıyla almak zorunda kalıyor. Bunların bir düzene kavuşması açısından Harmanlı'da da mesela böyle bir durumdan bahsettik. Vatandaşımız bu şekilde ifade etti. Gölbaşı da aynı şekilde. Bunların bir şekilde toparlanıp düzeltilmesi artık şehirdeki sürdürülebilir bir yaşamın daha iyi bir hale gelmesine vesile olacaktır. Evet. Yani deprem ve depremin sonuçları gerçekten bölgemizde, köyümüzde, ilçemizde çok yıkıcı oldu. İnşallah en kısa sürede geçmiş günlerimizi aratmayacak ya da ne bileyim bu depremin bizim üzerimizde bırakmış olduğu bu etkinin mutlaka bizde bir bedeli olmalı. Yaşantımızda, dünyaya bakışımızda, her şeyimizde bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Eğer her şey eskisi gibi olacaksa, yani eski alışkanlıklarımız, eski hatalarımız, eski yanlışlarımızla biz bu işe devam edeceksek, bugün bu yaşanılan ların ben bir anlamı olmadığını düşünüyorum. O yüzden kendi nefsimden başlamak üzere herkesin dünyaya bakışından, hayata bakışından bir oturup kendi muhasebesini yapıp artıları, eksileri, doğruları, yanlışları bir kenara koyup yanlışlarımızı azaltıp kendimizi daha doğruya, daha böyle toplumun her kesiminin hoşnut olacağı davranışta insanlar olarak yaşamımızı sürdürmek kendi akıl ve ruh sağlığımız için ve etrafımız için iyi olacağını düşünüyorum. Umarım gelecek bizim için çok daha güzel olur. Enkazların birikildiği alan burası da Mehmetciğim. Burası işte Soykan Kömür Ocağı'nın daha önce atık şeydeydi. O tarafa doğru bir sürelim istersen. Aynen. Burası da şu anda enkaz toplama alanı olarak kullanılıyor. Evet, biraz önce sol tarafımızda konteyner kent vardı. Evet. Oraya konteyner kent inşa ediliyor. Burası Harmanlı Köyü'nün Soykan Kömür İşletmesi'nin toz depolama alanı olarak kullandıkları bir alandı burası. Evet. Atık alanıydı. Onlar için de burası bir atık alanı olarak kullanılıyordu. Şimdi ise köydeki toplanan enkazların, molozların atıldığı bir alan haline gelmiş. Evet. Evet, enkazlar her taraf. Enkaz her taraf hayal. Her taraf insanların geçmişleri, birikimleriyle dolu. Bunlara bir taş yığını, bir demir yığını olarak bakmamak lazım. Gerçekten bakışların en kötüsüdür diye düşünüyorum. Bunların her birisi birer anı, birer emek, birer yaşanmışlık, birer hayaldi bunlar. Umutları vardı insanların, beklentileri vardı. Ama işte yaşanılan bu felaketle her şey bir anda kaybedilebiliyor. Evet, sağ tarafta enkazları görüyorsunuz arkadaşlar. Yani. Evet. Bak şu karşı tarafta geçen bir şey var Mehmetciğim. O yarı görebiliyor musun kardeş? Bu karşı tarafta. Aynen. Orası fay hattının izlemiş olduğu bir yol güzergahı. Evet. Köyümüze de çok çok geçmiş olsun. Evet. Harmanlı tabii bölgenin evet, bölgenin en eski yerleşim yerlerinden birisi. Harmanlı Cumhuriyet'ten önce de vardı. Geçmişi çok olan bir şehrimiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün nutukta bahsi geçen işte Doğu cephesinden hareket eden orduların konakladıkları bir yer olarak da bu bölge seçilmişti. Pervari olarak ifade edilen bir yer. Hani tarihi olan, bir geçmişi olan, kendine ait bir kültürü, kendine ait bir dokusu olan bir şehir, bir yaşam yeri. Bu vesileyle biz arzu ediyoruz ki Harmanlı en kısa sürede eski kendine ait o dokusuna, o güzelliğine, o kendi kültürüne özgü yaşam şekline kavuşsun. Tarihteki silinip gitmiş bir, yok olup gitmiş şehirler gibi olmasın. Küllerinden yeniden doğsun ve yeniden bölgenin bir değeri olarak bölgede varlığını sürdürsün istiyoruz. İnşallah. Hepimize geçmiş olsun arkadaşlar.